Ben Kenan. Kendine ait psikiyatri kliniği işleten, aileden gelen, mal varlığına sahip bir gençtim. Leyla adında kız arkadaşım da kliniğimde asistanlık yapardı. Günlerden bir gün çok yakın arkadaşım olan Umut beni aradı. Benimle acil görüşmek istediğini belirtti. Ben de kendisini kliniğime davet ettim. Aradan yarım saat geçmeden Umut kliniğime gelmişti. Ofisime geçtik ve birer kahve yapıp karşısına oturdum. Hayırdır Umut? Çok merak ettim. Neymiş bu acil görüşülmesi gereken konu dedim. Umut, utana sıkıla. Kardeşim, senden bir yardımda bulunmanı isteyeceğim. Benim çok sevdiğim bir akrabam var. On yaşlarında, Osman diye de çocukları var. Çocuk yaklaşık bir senedir suskunluğa bürünmüş. Evde tuhaf hareketler yapıyor. Yemek yemiyor ve kimseyle konuşmuyormuş. Ara ara gelen ve nedenini bilme krizler geçirip etrafa saldırıyormuş. Annesi babası doktorlara, hocalara götürmüşler ama hiçbir çare bulamamışlar. Yana yana derman arıyorlar. Sen bu çocuğa yardım etsen, parası neyse ben kendi cebimden vereceğim. Yeter ki yardım et dedi. Durumuna çok üzülmüş olsan da bu konu beni aşıyordu. Umut'a bu işle pedagogların ilgilendiğini ve isterse ona tanıdığım bir pedagogun numarasını verebileceğimi söyledim. Fakat arkadaşım tüm bunları reddedip ısrarla benim ilgilenmemi istediğini bana çok güvendiğini belirtti. Arkadaşımın ısrarlarına dayanamadım ve bu çaresiz çocuğa yardım etmeyi kabul ettim. Ardından ertesi gün için randevu verdim ve Umut'u gönderdim. Ertesi gün olmuştu. Osman için verdiğim randevudan yarım saat önce Umut, Osman ve anne babası kliniğe geldiler. Ben de o anda kimse olmadığından kendilerini yarın saat önce önceden kabul ettim. Annesi babası ve Umut'u bekleme salonunda oturttum ve sadece Osman'ı yanıma alacağımı söyledim. Annesi ve babası da başını sallayarak onayladı. Osman'ın elinden tuttum. Hadi bakalım gel benimle Osman Efendi dedim. Fakat çocukta çıt yoktu. Ne hareket ediyor ne de konuşuyor ne de yüzüme bakıyordu. Bu çocukta bir gariplik olduğu belliydi. Umut hemen ayağa kalktı ve Osman'ı kucağına alıp kliniğe götürdü. Koltuğa oturttuktan sonra dışarı çıktı. Ben de kapıyı kapattım. Osman'ın yanına oturdum. Derin bir it çektim. Ve kendimi tanıtıp Osman'ın nasıl olduğunu sordum. Çocuk boynu eğik yere bakıyor ve hiçbir cevap vermiyordu. Osman'ı konuşturmak için birkaç deneme yapsam da nafileydi. Çocuğun ağzına bıçak açmıyordu. Artık dayanamadım ve bana bak Osman. Eğer konuşmazsan aileni göndereceğim ve bundan sonra hep benim yanımda kalacaksın dedim. Osman yavaşça başını kaldırıp bana baktı. Kısık bir sesle, ne istiyorsun dedi. İşte, bu yöntem işe yaramıştı. Hemen Osman'a, neden durgun olduğunu, neden konuşmadığını sordum. Titrek ve kısık bir sesle, Konuşma dedi. Ben de, anlayışlı ve kalınlı bir şekilde. Peki bunu kim yasakladı dedim. Çocuk tekrar kafasını öne doğru eğdi ve cevap vermedi. Tekrar tekrar ısrar ettim ve bana kimin yasak getirdiğini söylerse onu koruyacağımı söyledim. Osman parmağıyla işaret ederek kulağımı yaklaştırmanı söyledi. Yavaşça kulağımı Osman'a yaklaştırdım. Çocuk sessiz bir şekilde bana ''Kahran'' dedi. Daha önce böyle bir isim duymamıştım. Fakat hemen kağıda not ettim. Ardından Kahran'ın kim olduğunu sormak yerine ona neden yasak koyduğunu sordum. Çünkü Kahran her kimse... Ailesi bunu biliyor olmalıydı. Çocuk sorduğum soruya hiç cevap vermedi ve ardından seansın sonuna kadar benimle hiçbir şey konuşmadı. Seans bitimine yakın ailesini ve Umut'u içeri davet ettim. Ailesine Kahra'nın kim olduğunu sordum. Hepsi de böyle birini tanımadıklarını söylediler. Ardından seansı bitirdim ve ailesinin numarasını alıp evlerine gönderdim. Osman hakkında pek bir görüşe varamasam da Çocuğun ailesinden kaynaklı bir sorundan dolayı konuşmak istemediğini düşünüyordum. Fakat çok ilginç ki çocuk kesinlikle konuşmuyordu. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Osman onlarca kez seanslarıma katıldı. Fakat o günden sonra benimle hiç konuşmadı. Çocuğun durumu ciddiydi. Ona gerçekten yardım etmek istiyordum. Akşam saatlerinde kliniği kapadı. Kız arkadaşım Leyla ile kafeye gittik. Leyla ile? bu konu hakkında bir istişare yapacaktık. Leyla ile bir yandan kahvelerimizi içerken bir yandan da konu hakkında fikir alışverişi yapıyorduk. O sırada Leyla'nın aklına ilk seanstı çocuğun söylediği ismin kim olduğunu araştırmak aklına geldi. Hemen telefonunu açıp internetten kahran kelimesini arattım. Karşıma ilk çıkan şey İran'da Erdebil eyaletine bağlı bir köy ve Türkçe adı da Tahran olarak geçen İran'ın başkenti olduğuydu. En iyisi bu durumu tanıdığım pedagog arkadaşım Ersin'le paylaşmak olacaktı. Ertesi gün Ersin'in çalıştığı pedagoglu kliniğe gittim. Oturduk ve durumu baştan aşağı anlattım. Ersin de duruma anlam verememişti. Yalnız aklına kahran kelimesi takılmıştı. Telefonu eline aldı. E kliniğin çaycısı Muhammed'i odaya çağırdı. Bir süre sonra Muhammed odaya girdi. Ersin eliyle işaret ederek Muhammed bizim çaycımız kendisi İran'dan gelme. Kahran'ı bir de ona soralım dedi. Muhammed ufak bir şaşkınlık geçirdi ve Tahran mı dedi. Ersin kafasını sağa sola salladı. Hayır Tahran değil Kahran ne demek diye sordu. Muhammed biraz utana sıkıla. Kahran diye eski bir köy var. Başka da Kahran'ın bir anlamı yok dedi. Ben de dayanamadım ve durumu olduğu gibi Muhammed'e anlattım. Muhammed telaş içinde. Orası tarikatlı ve lanetli köy. Eğer bir sorun olduysa buradan hiçbir şey yapamazsınız. Kahrana gitmeniz gerekecek. Orası çok tehlikeli dedi. Tarikat deyince aklıma direkt İslami tarikat geldi. İslami tarikat bize neden orada zarar versin peki diye çıkıştım. Muhammed ellerini sallayarak, "Hayır, orası İslami değil. Şeytani bir tarikat. Çocuğu istiyorlar. Çocuğu götürün." e gerekeni orada size söylesinler dedi. Sinirlerime hakim olamadım ve iyice saçmaladın sen de. Zinli tarikat, şeytani tarikat falan bunlara hala inanıyor musun diye bağırdım. Muhammed üzüldü ve iki elini karnına bastırarak başını öne eğdi. Ersin hemen konuya dahil olup Muhammed bu konularda gerçekten bilgilidir. Ben bile bazen bu tarz olaydı. Ona ve onun yakınlarından yardım alıyorum. Sen yine de bir düşün taşın. Bak duruma. Ona göre haberleşelim dedi. Bu duruma daha fazla dayanamayıp oradan çıktım. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde Leyla ile klinimize geçtik. Ben fırından aldığım simitleri hazırlayıp çay demlerken Leyla da kliniğe paspas atıyordu. Tam o esnada kliniğin zili ard ardına telaşlı bir şekilde çalıyordu. Hemen koşup kapıya yöneldim. Kapıda Osman'ın babası nefes nefese kalmış dizlerini dövüyordu. Korktum ve ne oldu abicim dedim. Adam telaşla. Koş yetiş doktor bey. Çocuk acayip bir hal aldı dedi. Ne olduğunu anlamazsam da ceketimi alıp hemen çıktım. Yaklaşık 5 dakikalık yolculuğun ardından evlerine geldik. Koşarak binanın merdivenlerine çıktık ve evin içine girdik. Annesi kapıda ağlıyordu. Hemen odaya koşup içeri daldım. Osman yatakta, baygın halde yatıyordu. Hemen Osman'ı kaldırdım ve kucağıma oturttum. Komodinin üzerindeki kolonyayı alıp eline yüzüne sürmeye başladım. O sırada Osman'ın gözleri kıpırdamaya başladı. Göz kapakları hızlı hızlı açılıp kapanıyordu. Ufak tokatları tıp, ''Osman, iyi misin? Bak kahranın kim olduğunu öğrendim. Sakın merak etme, ben senin artık yanındayım.'' dedim. Çocuk kısık bir sesle, ''Onlar her yerde.'' dedi. ''Anlamadım Osman, kimler her yerde?'' dedim. Osman bir süre bekledi ve çok ilginç bir sesle, Madem beni koruyacak gücün var, madem kahranı biliyorsun, o zaman beni kahrana götür ve beni kurtar dedi. Tekrar bayıldı. O gün soluğu hastanede aldı. Ben hastane koridorunda beklerken yanıma Leyla, Ersin ve Umut geldiler. Ersin geçmiş olsun dedi ve kolumdan tutup seninle biraz konuşmam lazım dedi. Koridorda kol kola yürümeye başladık. Ersin fısıldayarak kahrana gitmeniz gerek. Bu çocuğun çözümü orada demeye başlayınca Konundan çıktım ve sinirli bir şekilde. Yeter artık. Bunun sırası değil şimdi dedim. O günün akşamı eve dönerken Leyla, Umut'la ve Ersin'le konuştuğunu, Kahran'a gitmemiz gerektiğini savundu. Ben de kızım saçmalama böyle şeylere inanmayın diyerek küçümsercesine geçiştirdim. Leyla, Ersin yanındaki İranlı elemanı da ikna etmiş. Beraber gidip götürün. Belki de üç senedir dermanı bulunamayan şu sıkıntısı geçecek Lütfen dediğimi yap dedi. Ben de düşünürüz diyerek konuyu kapattım. Leyla'yı evine bıraktıktan sonra evime geçtim. Yorgunluktan bayılmak üzereydim. Güzel bir duş aldıktan sonra doğru yatağıma girdim. O kadar yorulmuşum ki anında kalmışım. Tüm bu yorgunluğumu atacağım uykunun tam ortasında gece saat iki sularında evin içinden gelen tıkırtı sesleri uyanmama sebep olmuştu. Hırsız olabileceğini düşündüm ve hemen yataktan fırladım. Sessizce komedinin üzerindeki duran heykeli elime aldım. Sessiz ve hafif adımlarla yatak odanın kapısına doğru yöneldim. Evin içinden hala sesler geliyordu. Kapıyı açtım ve yavaş yavaş etrafımı kontrol ederek odadan çıktım. Salona geldiğimde odanın tam ortasında oturan bir çocukla karşılaştım. Bu Osman'dı. Dizleri üzerine çökmüş, kafası öne eğilmiş, öylece duruyordu. Şaşkınlık içerisinde biraz duraksadım ve ardından ben de dizlerimin üzerine çöküp Osman diye seslendim. Bir anda evin içerisinde ufak bir esinti oluştu. Ev deprem olurcasına sallanmaya başladı. Bu sırada eşyalar o kadar kuvvetli sallanıyordu ki kimi eşya devrilirken kimi eşyaları ise titreyerek sesler çıkartıyordu. Çok korkmuştum. Hiçbir yere kıpırdayamıyordum. O esnada Osman kafasını yavaşça yukarıya kaldırdı. Gözlerinden kanlar akıyordu. Dudak hizasından sağ kulağına kadar yanağının tamamı resmen oradan koparılmış durumdaydı. Dişleri köpeklerinki kadar sivri ve keskindi. Dili tıpkı bir yılanın dili gibiydi. Yüzüme bir süre öylece baktı. Bu sırada evin içindeki korkunç sallantı devam ediyordu. Elim ayağım birbirine dolanmış. Öylece ona bakıyordum. Korkudan kafamı çevirmek istesem de çeviremiyordum. Kaçmak istememe rağmen kaçamıyordum. Ardından Osman bana seslendi. Adeta sesi gırtlağa patlamış bir insanın sesi gibi tuhaf ve kalındı. Bana yardım etmek zorundasın. Eğer kahrana gitmezsek beni yakacaklar ve ben yanarsam sen de yanacaksın dedi. Yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. O sırada bu dehşet veren olayı kapının zilinin çalmasıyla atlattım. Zil çaldığı esnada gözümü yatağımda açtım. Uyuyordum ve tüm bu olanlar birer rüyaydı. Zil ardı ardına çalarken kapıda bir yandan yumruklanıyordu. Hemen ayağa kalkıp yataktan fırladım. Kapıya doğru giderken bir yandan da göz ucuyla etrafa bakıyordum. Eşyalar yerindeydi. Kapıya vardım ve hemen açtım. Karşımda komşularım vardı. Neredeyse bütün binadakiler kapıma gelmişlerdi. Şaşırdım ve "Ayırdır komşular, gecenin bu saatinde bir sorun mu var?" diye sordum. Komşuların yüzünden telaşları okunuyordu. Komşular bana evimden çok büyük gürültüler geldiğini ve uyandıklarını, bu yüzden de bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için evime geldiklerini söylediler. Ben de onlara "Hiçbir sorun yok. Ben de uyuyordum. Öyle bir şey olsa ilk ben uyanırdım." deyip komşularımı gönderdim. Kapıyı kapattım ve arkamı döndüğümde arkamda bir gölgenin bir odadan başka bir odaya geçtiğini gördüm. Ne kadar korkmuş olsam da bu duruma oldukça sinirlendim. Belki de bu bir hırsızdır diyerek peşinden odaya gittim. Odanın ışığını açtım. Etrafta kimse yoktu. Fakat sağ tarafıma baktığımda dehşete düştüm. Duvarımda anlamsız kırmızı renkli kocaman bir işaret vardı duvarın hemen dibinledi. Kafası vücudundan ayrılmış. Kedi yavrusunun ölüsünü gördüm. Korkudan elim ayağım zangır zangır titremeye başladı. Koşarak odama gittim ve kapıyı kilitledim. Telefonumu elime alıp Umut'u ve Leyla'yı arayıp gelmelerini söyledim. Fakat konuyu telefonda açmadım. Onları beklerken odada kapının önünde diz çöküp sırtıma dayadım. Etraf çok sessizdi. Öylece onları bekliyordum. Bir süre sonra bir anda elektrikler kesildi. O sırada mutfaktan tencerenin yere düştüğünü duydum. Korkudan aklımı içemek üzereydim. Bir yandan da evin içinde ayak sesleri duymaya başladım. Bir evin içinde yürüyordu. Ben telefonun fenerini yakmış, öylece beklerken bir anda telefonum çalmaya başladı. Arayan Umut'tu. Umut, sokakta elektriklerin kesik olduğunu ve bu yüzden zilin çalmadığını söyledi. Kapıyı hemen açacağımı söylesem de odadan nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Korku her saniye daha da güçleniyordu. Bir sürü öylece elektrikler gelsin diye beklerken dış kapının tıklatıldığını duydum. Tabi umut durumlarından habersiz olduğu için benim hala kapıyı açmamı bekliyordu. Daha fazla dayanamadım ve hızlıca kapıyı açıp bir nefesle dış kapıya koştum. Karanlıktı. Elimi kapının kilidine attım. Fakat anahtar yoktu. Ama bu imkansızdı. Anahtarı az önce Kapıyı kilitleyip orada bırakmıştım. Karanlığın ortasında tamamen savunmasız ve kapana kısılmış durumdaydım. Telefonun fenerini yere tuttum. Yerde anahtar falan yoktu. Aklıma o kedili oda geldi. Hemen oraya doğru yola koyuldum. Bu sırada Umut beni arıyordu. Ve o her aradığında telefonun feneri sönüyordu. İyice çıkmazların içine girmiştim. Kendimi kedili odaya attığımda kapı aniden üzerime kapandı odanın içinde kala kalmıştı. Kapıyı açmaya çalışsam da güçlü biri sanki kapıyı arkadan tutuyor gibiydi. Bayılacak duruma gelmişti. Kafamı duvara çevirdiğinde duvarın önünde Osman'ın kedinin kanını içtiğini görebiliyordum. Anahtar da boynunda asılıydı. Ben artık pes etmiştim. O anahtarı kesinlikle oradan alamazdım. Sırtımı duvara dayayıp yere çöktüm. Yüzümü dizlerime doğru kapadığım sırada Osman'ın hırıltılar içinde Hayal kalktığını gördüm ve gözlerimi kapadım. Tam o sırada dış kapının anahtarla açıldığını duydum. Bu Leyla olmalıydı. Her zaman Leyla'nın elinde benim yedek anahtarım olurdu. O sırada uyanıklık edip bu gördüklerimin yok olup olmayacağını görmek için telefonun kamerası ile duvarı ve hatta Osman'ı bile çektim. O sırada telefonlarının ışıklarıyla Umut ve Leyla içeriye girdiler. Leyla panikle beni yerden kaldırıp sarıldı. Göz yaşlarımı tutamadım ve ağlamaya başladım. Leyla kafamı okşayarak tamam sevgilim geçti. Artık her şey düzelecek. Biz senin yanındayız derken bir yandan da Umut'a duvarı gösterip burada ne olmuş böyle diyordu. Bir süre sonra elektrikler geldi ve etraf aydınlandı. Artık tamamen rahatlamıştım. Mutfağa geçtik ve bana su içirdiler. Başımdan geçen olayları bu sırada tek tek onlara anlattım. İkisi de bir bana bir de birbirlerine bakıyor. Sanki bana inanmıyorlardı. Onların bu halini görünce inanmıyorsanız Osmanlı kedinin görüntüsü telefonumda var dedim. Telefonu elime aldım. Galeriyi açtım. Telefonunda fotoğraf olması gerekirken video vardı. Sanırım o sırada fotoğraf çekmek yerine yanlışlıkla videoya basmıştım. Leyla elimden telefonu alıp ver dışına bakalım dedi. Videoyu başlattı. Bu benim çektiğimle alakalı bir video değildi. Video kayda başladığında telefonla odaya giriyorum. Telefonu beni çekecek şekilde koltuğa koyup duvarın önüne geçiyorum. Ardından yerdeki yavru kediyi alıp eski bir bıçakla boğazını kesip leğene kanını akıtıyorum. Daha sonra kovadaki kana parmaklarımı daldırıp duvara semboller ve yazılar yazıyorum. Video burada son buluyor. Leyla telefonu masanın üzerine sertçe bıraktı. Bir süre donuk donuk masaya baktıktan sonra bana sertçe bir tokat attı. Bağırarak, sen nasıl bir pisliksin böyle? Bir de kendini masum gösteriyorsun. Bak işte silmeyi unutmuşsun videoyu diyerek evden koşarak çıktı. Umut'la ben mutfakta öylece kala kaldı. Umut bir süre sessiz sessiz düşündükten sonra en iyisi yarın konuşalım bunları dedi. Ben de Umut'a yalvarırcasına lütfen gitme. Ben yapmadım bunları. Her neyse benim Osman'ı kahrana götürmeni istiyor. Bunları ben yapmadım. Bana yardım et diyerek yakardım. Ardından Umut, o videodan sonra ne düşünmemi bekliyorsun? Diyelim ki sen haklısın. Ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Bu gördüğünü iddia ettiklerin, oradaki olan onca şey ne olacak dedi. Ben de kendimden emin bir şekilde. Sen, ben, Osman, babası ve Ersin'in elemanı Muhammed ile birlikte kahrana gideceğiz dedi. Umut hemen karşı çıktı. Böyle bir şey için asla gelmeyeceğini söyledi. Umut'a ihtiyacım vardı. Eğer ben suçsuz olduğumu Leyla'ya kanıtlamak istiyorsam, şahit olarak Umut'u da yanımda götürmeliydim. Ne kadar dil döksem de Umut ikna olmuyordu. Fakat elimde çok güzel bir koz vardı. Umut ne kadar yakın arkadaşım olsa da onu ikna edecek şeyi çok iyi biliyordum. Umut tam bir para gözlü ve benim banka hesabımda ailemden kalan 4 milyon liradan haberdardı. Tereddüt etmeden sana bir teklifim var dedim. Umut kabul etmeyeceğin onu, sen yine de söyle dedi. Umut'a şu andan itibaren benim yanımda olup benimle beraber Kahran'a gelirsen döndüğümüzde sana hesabımdaki 4 milyon lirayı vereceğim dedi. Umut ilk başta şaşırdı ama benim bu kadar parayı böyle bir şey için vermeyeceğimi düşünüyordu. Ona bu zamana kadar paraya benim vermeyen sözünde ne olursa olsun duran biri olduğumu her defasında gösterdiğim için kısa ısrarlarım ile onu ikna ettim. Artık Umut arkadaşım değil, yanımda bana yardım eden paralı biriydi. Ertesi gün Umut'un eşyalarını evime getirdim. İran için gidiş işlemleriyle Umut ilgilenirken ben de o sırada Ersin'le görüşüp Muhammed'in bize rehberlik etmesini istedim. Ersin ne kadar izin verse de Muhammed lanetli diyerek gelmek istemiyordu. Ben de onun bir fiyatı olduğunu düşünüp kabul ederse arabamı vereceğimi söyledim. Muhammed arabayı alacağını duyunca noterden Ersin'in üzerine arabayı yapmam karşılığında bunu kabul edeceğini söyledi. O gün aracın satışını Ersin'in üzerine devretti. Muhammed kısa süreliğine artık benim adamımdı. Muhammed'i evime bırakıp cebine biraz para koydum. Duvarındaki o sembolleri ben gelene kadar boyamasını söyledim. Ardından Osmanlıların evine gittim. Durumu konuşup Osman'ı ve babasını alıp evime getirdim. O akşam Umut. Muhammed, Osman ve babası benimleydi. Son hazırlıklarımız ve planlarımızı yapmaya başladık. Ertesi gün araçla bana kadar gidecektik. Sınır kapısından geçtikten sonra uzun bir yolculukla kahrana varacaktık. Umut benim yardımcım olacak. Osman'ın babası çocuğuna göz kulak olacak. Muhammed ise hem rehberlik hem de çevirmenlik yapacaktı. Ertesi gün yola koyulduk. Yaklaşık iki gün süren uzun yolculukla Sabah saatlerinde Kahra'nın yakınlarına geldik. Arabada dört şoför olduğundan değiş dokuş yaptığımız için yorgun değildik. Oraya vardığımızda direksiyonda Muhammed vardı. Harici sağa çekti. Bize dönüp size ufak birkaç bilgi vereceğim. Gruptan sakın ayrılmayın. Burası İran'ın en lanetli yeri olduğu söyleniyor. Buradaki herkes tarikatın bir mensubu. Onlardan olmayanları yıllar yıllar önce köyden kovmuşlar ya da öldürmüşler. Onların ne istediklerini öğreneceğiz. Burada neden olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bizi kandırabilirler. Bu yüzden her zaman istişare içinde bulunalım. Derken köyün girişine kara çarşafa bürünmüş bir adam geldi. Arabaya doğru yaklaştı. Muhammed arabanın camını indirdi. Adam anlamadığımız bir dildi. Muhammed'e bir şeyler söyledi. Muhammed bize döndü ve liderlerin geldiğimizden haberleri varmış. Arabayı burada bırakıp onu takip etmemizi söylüyor dedi. Kendi aramızda düşünüp taşındık ve kabul ettik. Arabadan çantalarımızı aldık. Adamı takip etmeye başladı Yaklaşık beş dakika kadar yürüdükten sonra bizi eski bir eve getirdi. Muhammed'e bir şeyler söyledi. Muhammed de bize dönüp çantalarımızı buraya bırakacakmışız. Tuvalet ihtiyacınız varsa burada karşılayın. Ardından bizi liderlerinin huzuruna götürecek dedi. Eşyalarımızı odalara koyduk. Tuvalet ihtiyacımızı giderdik ve evden çıktık. Adamı takip etmeye başladık. Kahran denilen bu yer oldukça sessizdi. Dışarıda insanlar yoktu. Gördüğümüz insanlar ise evinin penceresinden veya balkonundan bize bakan kara çarşaflılardı. Bir süre yürüdükten sonra köyden çıktık. Daha da ilerledikten sonra köyün dışında ufak tarihi bir tapını andıran üstü açık bir meydana geldi. Bu alanın etrafı sütunlar ve taşlarla çevriliydi. Alanın ortasında ise yerin altına doğru inen taştan eski basamaklar vardı. Basamaklardan sırayla aşağıya inlik içeride iki göz oda vardı. Duvarlardaki meşaleler içeriği ancak aydınlatıyordu. Duvarlardaki tuhaf motifler dikkatimi çekti. Çoğu cinsellik içeren çizimlerden oluşuyordu. Genel olarak şişkin kollar ve erkek cinsel organları ön plandaydı. İlk odaya girdik. Ardından bir eşikten geçtik. Karşımızda uzun taştan bir koridor var. Bu koridoru geçtikten sonra ufak bir esinti belirdi. Koridorun sonunda demirden gösterişli, kalın ve figürlü bir kapı vardı. Önünde ise kara çarşaflı iki kişi vardı. Bizi buraya getiren adam Muhammed'e döndü ve bir şeyler söyledi. Muhammed de bize dönüp bu odada liderleri varmış. Ona karşı kesinlikle saygısızlık yapmayın. Sesinizi çıkarmayın ve bir arada durun dedi. Arzından demir kapı gıcırtılar içinde açıldı. İçeriye girdiğimizde koca bir odayla karşılaştık. İçeride tahtın üzerinde uzun boylu kara çarşaflı bir adam bağdaş kurarak oturuyordu. Sağında ve solunda 5-10 kadar çarşaflı cüce boylarında insanlar vardı. Yüzleri tamamen kapalıydı. Gözleri dahi gözükmüyordu. Liderlerinin huzuruna çıktık. Hiçbirimiz konuşmuyordu. Ağzımızı dahi açmıyordu. Çok esrarengiz bir yerdi. Burada başımıza her şey gelebilirdi. Adamlar burada bizi kesse, kimsenin ruhu duymazdı. Bir süre sessizlikten sonra, liderleri Umut'u işaret etti ve bir şeyler söyledi. Ardından Muhammed bize dönüp, liderleri Umut'a kızgın. Bir anlaşma yapmışlar ve anlaşmaya göre Umut'un bir de dünyaya getireceği bebeği buraya getirmesi gerekiyormuş dedi. Umut'un yüzü kireç kesmiş gibi bembeyaz oldu. Ben de bu durumda şok olmuştu. Umut'a dönüp, kardeşim bu adam ne diyor? Ne anlaşması bu? Sen bu adamları nereden tanıyorsun? Bebek ne diye sordun. Muhammed parmağıyla susmamı söyledi. Umut'a dönüp, senden liderleri cevap bekliyoruz dedi. Umut da yutkundu ve gözleri doldu. Ardından direkt bir sesle, Kız daha yeni hamile oldu. Bebeğin doğmasına çok var dedi. Ben bu arada olanları hayretler içerisinde izliyordum. Muhammed de Umut'un söylediklerini çeviriyordu. Liderleri doğruldu ve ayağa kalktı. Korkunç ve sinirli bir ses tonuyla. Bana rehber getirmene gerek yoktu. Biz seni zaten iyi anlıyoruz. Şunu unutmayın ki biz her yerdeyiz. Anlaşmamıza uymadın. Bize Osman'ı, arkadaşını ve bebeği getirecekti. Madem çocuk dünyaya gelmedi, o zaman kızı bize getireceksin dedi. Korkudan dona kalmıştım. Hala merak içerisindeydim. Umut'un bunlarla ne ilgisi vardı? Umut evli bile değildi. Hatta kız arkadaşı yoktu. İşler iyice karışıyordu. Umut hiçbir şey diyemedi. Ağlamaya başladı. Kafasını önüne inmiş öylece duruyordu. Liderleri Umut'a yaklaştı ve ''Şimdi git, kızı buraya getir.'' O sırada arkadaşların zindanda seni bekleyecek. Eğer gelmez veya anlaşmayı bozacak olursan tüm lanetimizi senin üzerine yıkarız dedi. Ardından kapıdan içeriye çarşaflı adamlar girdi. Umut'u bizden ayırıp götürdüler. Bizi de yerin altındaki demir kapılı bir odanın içine tıktılar. Fakat Muhammed ve Osman odada yoktu. Hemen Osman'ın babasına döndüm ve yakasına yapışıp ne biliyorsan anlat dedim. Osman'ın babası başını öne eğdi ve bize ne deniyorsa onu yaptı. Zaten övünün varsa öğrenirsin dedi. Osman'ın babasının suratına o okkalı bir yumruk attım ve yere serdim. Aradan yaklaşık iki saat kadar geçti. Muhammed'i de bulunduğumuz odaya attılar. Hemen yanına gidip ne olduğunu sordum. Muhammed de bana korku dolu gözlerle bakıp bunlar çok büyük bir oyun çeviriyorlar. Aklını yitirirsin. Sakın bana sorma dedi. Muhammed'in omzuna elimi koydum ve lütfen olanları bana anlat dedim. Muhammed kafasını salladı ve soluklandı. Bu tarikat kafir lanetli bir cin kabilesine hizmet veriyor. Liderleri bu kabileye çocuk ve bebeklerin ruhlarına hediye ediyor. Buraya anlaşmalar sonucu adanan insanların ruhlarına şeytanlar giriyor. Bedenlerini ele geçiriyor. Birer günahkar olarak dünyada önemli konumlara yerleştiriliyor. Onların aracılığı ile ülkeler arası savaşlar, cinayetler çıkarılıyor. Ve dedikleri kimin bebeği bilmiyorum ama. Umut seni ve Osman'ı buraya bir şey karşılığında adamış. Bana bir zarar vermeyecekler ama sen ve Osman kurban edileceksin. Yanlış anlamadıysam bedeniniz ve ruhunuz bu kabilenin kafir cinir tarafından yönetilecek. Osman'ın babası ise ne olacak bilmiyorum. Umut gelince her şeyi öğreneceğiz dedi. Bu olayın ardından Tam iki ay geçti. İki ay boyunca bu odada hapis kaldık. Tuvaletimizi odaya yaptık. Yemeğimizi ise ne olduğunu bilmediğimiz iğrenç şeylerden yapmışlardı. Odanın içinde kokudan durulmuyordu. Kısa zamanda hepimiz hastalanmıştı. Umuttan da ümidimizi kesmiştik. Tam her şey bitti derken kapı açıldı. İçeriye giren çarşaflılar kolumuzdan tutup bizi liderlerinin huzuruna götürdü. Liderlerinin karşısında Ayakta durmakta güçlük çeker vaziyetteydik. Taş üzerinde yatmaktan belimizi hareket ettiremiyorduk. Kafamı kaldırdığında liderin yanında Umut, onun yanında da kara çarşaflı ve hemen yanında ise Osman duruyordu. Osman'ın gözleri simsiyahtı, kulakları sivri ve dişleri ise köpek dişi gibiydi. Bilinmezliğin içindeydik. Etrafımızda ise boyları iki metreden büyük çarşafa bürünmüş gölgelerle doluydu liderleri önümüze dikildi. Yüksek sesle kadının içindeki tohumu bedeninden ayırdık dedi. Beni göstererek sen gözümüzün önünde tohumlarını bırakacaksın. Dünyaya gelecek bebek bizim olacak. Ardından hepiniz özgür olacaksınız dedi. Umut sinirle atılarak hayır böyle anlaşmadık diye bağırdı. Liderleri işaret ederek Umut'u dışarıya çıkarttı. Ardından ayin yapılana denk zindanda kalacaksınız daha sonra sizleri çağıracaklar dedi ve hepimizi o odaya yeniden götürdüler. Odaya girer girmez Umut'un yakasına yapıştım. Ona bağırarak burada ne olduğunu derhal anlatmasını söyledim. Umut sesini çıkartmıyordu. Daha fazla dayanamayarak Umut'u yumruklamaya başladım. Güç bela Muhammed ve Osman'ın babası Umut'u elimden aldılar. Umut zaten her şey bitti. Öğrensen de öğrenmesen de sorun yok dedi. Ben de Anlat o zaman bilelim dedim. Umut sensizce gülümsedi ve tüm bunlar bir oyundu. O içindeki çarşaflı kadın Leyla'ydı. Sen Leyla'yı yıllar önce elimden alınca ben de kendimi yediremedim. Tekrar Leyla'yı kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Sonunda Ersin beni kahran tarikatı ile tanıştırdı. Önce Leyla'yı türlü büyülerle ve cinlerle kendime bağladım. Sen Leyla'yı evinde sanıyordun ama o hep benim yanımdaydı. Daha sonra Leyla'nın bana gerçekten aşık olmadığını düşününce beni yedi bitirdi bu düşünce. Ben de bu yüzden senden intikam olmak istedim. Osman'a bir büyücü vasıtasıyla cin musallat ettirdim. Yardım etme bahanesiyle de seni tuzağa çektim. Adak olarak da Leyla'dan doğacak olan ilk bebeği ve Osman'ı verdim. Karşılığında da Leyla'yı kendime aşık edip senin tüm paranı alacaktım. Sonra da seni delirtmelerini sağlayacaktım. Ancak bizi tuzağa düşürdüler. Leyla'yı aldılar. Osman'ı aldılar. Bebeği de alacaklar ve bizi öldürecekler. Eğer ki ayin anında Leyla ile ilişkiye girmezsen belki kurtulabiliriz. Eğer girersen zaten onların istediği her şeyi yapmış olacağız dedi. Artık bir şey anlatmasına gerek yoktu. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Elim kolum bağlı, çaresiz kala kalmıştım. Yere yatıp hüngür hüngür ağlamaya başladım çaresiz ve yapayalnızdım. Aradan iki gün geçti. Hepimizi bir gece yarısı dışarıya çıkardılar. Buraya ilk girdiğimiz sütunlar ve duvarlarla çevrili tarihi alana gelmiştik. Etrafı, dolunayın ışığı ve etraftaki ateşler aydınlatıyordu. Kara çarşaflı bir topluluk, çember oluşturmuştu. Ortada ne olduğu gözükmüyordu. Kafama, dantele benzer bir şey örttüler. Koluma iki kişi girdi ve çemberin ortasına getirdi. Bu sırada Umut sakın yapma diye bağırıyordu. Çemberin ortasında tahtadan bir yatakta Leyla baygın halde yatıyordu. Liderleri karşımda durmuş tohumlarını kıza bırak diyordu. Bir süre kararsız kaldım. Umut'u dinlemek mantıklı gelmedi ve o anda herkesin gözü önünde Leyla ile ilişkiye girip tohumlarımı içerisine bıraktım. Ardından etrafta gölgeler uçuşmaya başladı. Sanki bir şeyler kutluyordu. Yer gök inim inim inliyor gibiydi. Tuhaf sesler, rüzgar ve kulağımdaki garip çınlama adeta beni sarhoş etmişti. Tüm bunların yanında Umut'un hayır diye yakarışlarını duyuyordum. Bir süre bu durum devam ettikten sonra liderleri Leyla'yı kucakladı. Ona doğru gelen kambur iğrenç suratlı kadına verdi. Leyla'yı götürdü. Bu sırada ben hareketsizce dikiliyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Ardından lider Kurbanları adama vakti gelmişti. Bize ihanet edenler ve anlaşmaya uymayanların ruhları kurban edilecek diye bağırdı. O anda durumu kendi üzerime alınmıştı. Fakat çemberin içerisinde sürüklene sürüklene Umut ve Osman'ın babasını getirdiler. İkisi de yalvarıyordu. Liderleri bize dönüp gidin buradan. Eğer burada olanları başkasına anlatırsanız lanetimiz sizin üzerinize olacaktır dedi. Başımı sallayıp tamam dedim. Muhammed ile doğruca köyün içine girdik. Nefes nefese koşarken köyün içindeki insanların bize baktığını fark ediyorduk. Sokaklarda cüce, garip cinli varlıklar dolanıyordu. Durmadan koştuk ve arabaya vardık. Arabanın üzerinde anahtarlar olduğu gibi duruyordu. Hemen arabaya atladık ve bölgeyi terk ettik. Hikayede ismi geçen Kenan isimli psikolog bu röportajı 2016 yılında bu hikayeyi bana veren Mert isimli yazara vermişti. Kendisi 2019 yılında kalp krizi sonucu vefat etmiş. Hikayenin devamında yıllar sonra Leyla ile çarşıda karşılaştığını söyledi. Leyla kendisiyle iletişime geçmesi durumunda başlarının belaya gireceğini savunarak Kenan Bey'i uzaklaştırıyor. Umut ve Osman'ın babasından haber yok. Ersin isimli kişi ise bu olaylar esnasında kliniğini kapatıp başka şehre kaçmış. Kenan Bey Muhammed'e verdiği sözünde durarak bir araba satın almış. Muhammed de bu olaylardan sonra başka bir şehre yerleşmiş.